Merhaba, bu videoda sizlere Türkiye'de ilk defa tr YÖS puanı nasıl hesaplanıyor bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle 10 tane öğrenci aldık, tabi isimlerini ABCD şeklinde verdik. Tabii ki bu sayı 20 bin, belki 30 bin olabilir. Yani 2024 için konuşuyorum. Öncelikle ne yapılıyor ona bakacağız. Bunu yaparken de ÖSV'nin kılavuzundaki puanın nasıl hesaplandığı ile ilgili dökümandan bilgileri buraya aldım. Bakın ne diyor. Her adayın tesire verdiği doğru ve yanlış cevaplarının sayısı belirlenecektir. Tabii burada testleri dediği iki tane test var. Sayısı yetenek bütün ayıkı diyoruz. Diğeri de temel matematik yani ayrı ayrı değerlendiriyor her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkararak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Şöyle ki doğru sayısı A kişisi Sayısal sayı yetenek aykudan 38 doğru 2 yanlış var. Bunun ham puanı bu oluyor. Yani 2'yi arkadaşlar 4'e bölüyorsunuz. Bakın burada yukarıda formül yazıyor. 2'yi 4'e bölüp 38'den çıkarıyorsunuz. Aynı akitisi temel matematikte 30 doğru 7 yanlışı varsa eğer 7'yi 4'e bölüyorsunuz. Bakın şöyle. 7'yi 4'e bölüp 30'dan çıkarıyorsunuz. O bunun tam puanı oluyor. Tabi e puanlamalar puanlamalarda virgülden sonra 5 hane kullanıyor. Bakın bunlar da bu şekilde yaptık. Öncelikle ham puan hesaplanıyor. Daha sonra da bu ham puanlar üzerine bu ham puanları kullanarak her bir testten ayrı ayrı o testin yani bu testi bu testin ayrı ayrı ortalaması ve standart sapması bulunuyor. Onlar da bakın şöyle. Tabi burada bu sayı 10 kişi tabi istatistik olarak 30 kişinin altında bunları yapmak e, anlamsız olacaktır ama bir örnek olarak bunu gösteriyoruz. Tabi zaten sınava gelen kişi sayısı 20 bin veya daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Peki bakın IQ'nun ortalaması soru ortalaması 40 sorudan bakın 4.6 temel matematiğin ise ortalaması tabi bu biz doğru yanlışları tamamen keyfi verdik. Onu söylemek istiyorum. Bakın bu tabuni verirken de tabi yılların deneyimi var. Onlara baktık tabi. Onları burada kullandık. Bakın matematiğin ortalaması 30. Bakın e, Aykın'ın sanat sapması 3 7 diyelim diyor yaklaşık olarak. Bakın bu da 5.8. Niye burada sanat sapma böyle çok daha yüksek çıktı? Demek ki yani öğrencilerin doğru yanlış değerlendirmesi ortalamadan uzaklaşmış. Bu da ise, bu 3 biraz daha ikiye 1 inerse demek ki herkes ortalama civarında bir doğru yapmıştır diyebiliriz. Daha doğrusu bu ham puan elde etmiştir diyebiliriz. İkinci aşamada ham puanlar belli oldu, bakın. Tekrar aynı buraya aldım. Daha sonra ne diyor ÖSME? Bu ortalama ve sanma sapma kullanarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan, ham puandan standart puana geçiyoruz. Onu yaparken de şu formülü kullanıyorsunuz. Bu da x yüzü üzeri çizgi ortalamayı gösteriyor. S büyük S harfi de standart sapmayı gösteriyor. Ve 10 burada işte standart sapması 10 olan ortalaması 50 olan dediği için bu formülü kullanarak Aynı kişilerin, sınava gelen kişilerin bakın standart puanlarını Bakın ham puanı buçuktu standart puanı bu oldu. Bakın bu test değilse, için konuşuyorum. Bakın ham puanı bu iken, standart puanı bu oldu. Daha sonra da arkadaşlar şimdi adım adım devam ediyoruz. Ham puan hesaplandı, standart puanı hesaplandı. Üçüncü adımda bakın ne diyor ona bakalım. Hesaplanan standart puanlar, sayısal yetenek testi için 0.45, yani IQ için, temel matematik testi için de 0.55, kat sayısı ile ağlandırarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. O da şöyle. Ham puan hesaplandık, sanat puan hesapladık. İşte şu puanı A kişi için konuşalım yine. 0.45'i e çarpıyoruz. Bakın bunu buluyoruz. Temel matematikte ise A kişisi için sanat puan buydu. Bunu da 0.55'e çarpıp bu ağırlıklı standart puanı hesaplıyoruz. Bakın burada her aday için tabi temsili bunlar. Ağırlıklı standart puanlarını burada hesapladık. Yine virgülden sonra 5 hane olmak üzere. Ona sonra bakın 3 tip puan oldu. Ham puan, standart puan, ağırlıklı standart puan. Buradan da son aşamaya geçiyoruz. Ne diyor ÖSM? Ağırlıklı puanlar. Yani aslında bu e, ağırlıklı standart puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürerek TR100 puanı oluşturulacaktır demiş. Ben burada yine A, B, C adaların yine puanlarını arkadaşlar buraya aldım. Yani daha rahat görmek için mesela bakın. Bakın burada bakın C adayı bakın. E, sayısı IQ'nun hepsini doğru yapmış. Temel hepsini doğru yapmış. O zaman bunun 500 puan olması lazım. Onu da burada göstermek istiyorum bakalım şimdi nasıl hesaplanıyor arkadaşlar. Bu e, sayısı yeteneğin ağırlık sanat puanı, bu temel matematiğin ağırlık sanat puanı ikisini topluyorsunuz. Toplam ağırlık sanat puanı oluyor yani A öğrencisi için. Bakın bu adamın da e, adam belki yanlışlamayın bu yani genel bir tabir ya bu kişinin diyelim. E, burada 38'e 2 yanlışı var. 37 yanlışı var. Eğer böyle bir soru dağılımı varsa puanlaması veya da cevaplaması bakın bu oldu. Bunu arkadaşlar bakın o tas diye geçiyor. Bunu adayların hani buradakilerin hepsinin en düşük taspından bunu çıkar bu yani bu 51'i buradaki en küçük değerden çıkarırsınız arkadaşlar. O da bakın 45 28 daha sonra buradaki en yüksek bakın 6584'ten yine en düşük yani 45 çıkarıp şuradan 4'ü de çarpıyorsunuz, 100 ekliyorsunuz. Bakın onu da formülü arkadaşlar burada. Buradan da elde edilen puanlar ortaya çıkıyor. Şuraya, şuraya koyalım. Bakın eğer hepsini cevaplarsanız IQ ve matematiğin hepsini doğru cevaplarsanız 500 tam puan alıyorsunuz. Bakalım Bakın bu arkadaşımız da matematiğin hepsini doğru yapmış ama IQ'dan 7 tane boş bırakmış. Yani yanlış cevap yok. Bakın bu da 390 puan almış. Mesela en düşük puan mesela bu da 100 var değil mi? Çünkü ÖSYM ne diyor? Arkadaşlar şurası yani şu artının sağ tarafı 0 da olsa en küçüğü 100 olacak şekilde. Bakın bu arkadaşımız da 30'a 10 yapmış. Matematikten de 25'i 7 yapmış. Bu durumda bu da en düşük puan olan 100 puanı alıyor. Bu şekilde yani sizin eğer puanınız hesaplanıyorsa, onun da şurada açıklaması vardı. Testlerin en az birinden 0.5 veya daha fazla ham puan. Şu puanlar var ya, evet. almışsa hesaplanıyor. Eğer e, siz daha düşük puan almışsanız eğer, zaten size puan reddeli gelmiyor. E, şey, sınav sonucu açıklandığında. Bu şekilde puanla hesaplanıyor. Siz de buradan bir fikir sahibi olursunuz. Şunu söylemek istiyorum burada. Bakın. Geçi bunu önlerini yapmadım burada ama acaba ters örnek yapsak olurdu belki ama. Bakın temel matematik e, puanlamasında kas sayısı bunun biraz daha yüksek. IQ'da ise 0.45 Buradan bakarak yani matematiğin daha daha derken kısmen ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu puanlama sistemi nasıl yapıldığını size göstermiş oldum. Bu ne kafanızda bir şeyler canlanabilir belki. Tabii siz hiçbir zaman kendi puanlarınızı evde veya orada burada saplayamazsınız. Çünkü, bakın arkadaşlar burada sınava girenlerin tüm öğrencilerin değil mi? Ortalaması ve sana yapması gerekiyor. Bunu zaman zaman ben eskiden görüyordum. Öğretime bazen da veriyordu ama TRGS'ün ortalamasını ve sana sınava gelen öğrencilerin ortalamasını ve sınav sapmasını vermedi. Eğer bu bilgi olsa elimizde 2024 yılı için şöyle tahmini bir şeyler aksa konuşabilirdik ama bu bilgi olmadan bir şey konuşamayız. Ama yine de size kafanızda böyle bir şey canlansın diye bu videoyu çektim. Bu şu an Türkiye'de ilk ve tektir. Buradan durum değerlendirmesi yapabilirsiniz. Hepinize TRYÖS 2024 sınavlarında 1 Mayıs'ta Ekim'de var bir başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.